Evet arkadaşlar, yine bir mutfaktayız diyeceğim de mutfaktan çıktığımız yok ki. Biz aşçıların evde kimse artık, bey ya da hanım. Bugün patatesli köfteli patates yapacağım. Şimdi 300 gram kıymam var benim. 4 kaşık tost ekmeğini robottan geçirdim. Biraz patatesim var. Kızım patatesi çok sevdiği için köftenin yanında pişen patatesi veya tavuğun yanında pişen patates çok daha lezzetli olduğu için içine fazla patates koyacağım. İsteyen istediği kadar kullanabilir. Bir tane de, iki tane de, 10 tane de koyabilirsiniz. Miktarlar herkesin kişi sayısına göre, isteğe göre değişir. Şurada 2 tane şöyle 2 boy soğanımdan robottan geçireceğim köftenin içine. Bunları da şu şekilde ben patateslerimi doğrayıp içerisine öylece koyacağım. Ben soğanları o şekilde yemeyi seviyorum. 2 diş sarımsak kullanacağım köfte için. Ezeceğim onu. Burada baharatım var. Bunlar köfte için. Isırgan, nane, kimyon, karabiber, kırmızı biber, birazcık da kekik. Ve burada patates içerisine sadece karabiber, tuz koyacağım. Köftemin içine yumurtanın sarısını aldım. Yarın poğaça yapacağım. Fazla kullanmayı daha çok seviyorum poğaçanın üzerine. Zaten köftem kıymamda az olduğu için tam bir bütün yumurta fazla gelecek. Onu kullanmayacağım. Dünden kalan konservemin, domatesimin robottan geçirip ya da geçirmeye de bilirim. Yemeğimin içerisine salçam beraber o şekilde karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi baharatlarımı koyuyorum. Yumurtamın beyazını koyuyorum. Ezmiş olduğum 2 tane sarımsağımı, ışıktan hiçbir şey benzemiyor bu sarımsağımı. 2 tane küçük küçük hemen soğanımı, 4 kaşık ekmek tuzumu katıyorum ve şu an yoğuracağım. Küçük el robotumun içerisine şu konservemi biraz koyuyorum hemen. Tuzla karabiberimi de koyuyorum. Şimdi bunu biraz salça koyacağım, fakat salça koymama gerek yok çünkü burada benim ezilmiş, karıştırılmış, önceden yemekten kalan salçam var. Şimdi bunları robottan geçirip içine katıyorum. Yemekten kalan salçamı ve üzerine biraz yağ ilave ediyorum. Bunu bir güzel karıştırıyorum. Pardon, içerisine salça koymayı unuttum. Köfte yapıp buzluğa koyduğumuz zaman salça içerisinde güzel olmuyor. Fakat köfteyi yapıp taze yendiği zaman köftenin içerisine konulan salça ayrı bir lezzet tadıyor arkadaşlar. Tabip sen elleme benim yaramı, beni bu dertlere salana getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa, benden bu ömrümü çalanı getir. De get ara bul getir. Köftelerim hemen bir lokmalık olsun istiyorum. Büyük değil. Şöyle hemen avuç içinde sıkıp bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi sosumun üzerine birazcık sıcak su koyuyorum hemen. Şöyle iki karıştırdıktan sonra köftelerime, patateslerimin üzerine şöyle gezdiriyorum. Ve sosumu da üzerine alacağım. Bunu bir karıştıracağım. İçinde aşırı bir su olmayacak arkadaşlar. Şöyle çok fazla sulu kalsın istemiyorum. Suyunu çekecek. Şimdi fırınımıza veriyoruz. 200 derecede 35-40 dakika pişireceğiz. Arkadaşlarım, ette bile terbiye var da benim sesimde terbiye yok. Ara sıra dinlerseniz, duyarsanız kusura bakmayın, artık katlanacağız buna. Şu an yemeğimiz pişti. Fırınımızı kapatıp şimdi şöyle bakalım arkadaşlar. Altında hiç su kalmayacak şekilde. Bir de o yağıyla güzelce kızardığı zaman çok daha güzel, harika oluyor. Şimdi servisimizi alalım.
Ben biber kullanmadım bugün. Aklıma gelmedi değil, geldi de. Şöyle soğanımızın güzelliğine. Ben çok seviyorum içerisinde soğanı. Fakat benimkiler yemiyorlar. Şöyle harika. Yanında bir de yoğurdumuz. Afiyet olsun diyeceğim yine.